Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun süredir çekip sizlerle paylaşmayı düşündüğüm bir projeyi bugün sizlerle paylaşmaya hazır hale geldik. Masanın üzerinden ve videonun başlığından da anlayacağınız üzere artık isteyen herkes kendi elektriğini üretebilecek ya da bunun için uygun donanıma sahip olacak yapmanız gereken şey bu videoyu referans almak. Bütün detayları elimden geldiğince sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an önümde bir adet alternatör yani kendi elektriğinizi üretebileceğiniz sabit mıknatıslı bir jeneratör var. Ve bu jeneratörümüzü tamamen 3 fazlı bir asekron motoru dönüştürerek yaptık. Yani gördüğünüz şey aslında standart 3 fazlı bir motor. Ancak bu motorun rotor kısmı tekrardan işlenerek mıknatıslar yerleştirilmiş durumda. Ve tabii ki buradaki bobinlerde de bazı değişiklikler var. Bunlardan da bahsedeceğim. Artık elektrik üretebilir hale geldi. Rotor kısmını nidium mıknatıslarla bezemiş durumdayız. Rotor kısmına yakından bakarak devam etmek istiyorum. Öncelikle rotor kısmından bahsedelim. Gördüğünüz gibi buradaki rotorumuza mıknatıslar dikey pozisyondan 1S 1N olacak şekilde yerleştiriliyor arkadaşlar. Yani aynı kutuplu yüzeyler dışarı gelmeyecek. Yani bir tane S, bir tane N, bir tane S, bir tane N şeklinde rotorumuz tamamen 360 derece bütün çevresi değiştirilmiş durumda. Şöyle gösteriyorum bu arada masadan kaynaklı olarak kameram biraz sallanıyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün rotorun çevresi mıknatıslarla N ve S olacak şekilde yerleştirilmiş. Burada dikkat etmeniz gereken İki tane önemli şey var arkadaşlar. Birincisi mıknatısların mutlaka n ve s şeklinde olmasına özen gösteriyoruz. İkincisi ise çift sayıya denk gelecek. Yani örnek veriyorum bu eğer tek sayı olsaydı iki tane n yan yana gelirdi. Fakat gördüğünüz gibi yani buradaki kanallarımız çift sayı bir n bir s şeklinde devam ediyor. İkinci dikkat etmeniz gereken nokta özellikle internette bu tarz projeleri yapan arkadaşlar var. Fakat buradaki rotor farkındaysanız arkadaşlar kaynak kullanılmadan yapılmış. Yani özellikle neodimyum mıknatısların yapısından biraz bahsederek buna dikkat çekmek istiyorum. Bakın rotoru yakından gösteriyorum. Şurada epoksi reçine yapıştırıcıyı görebilirsiniz. Özellikle burada reçine yapıştırıcı kullanmamızın nedeni bildiğiniz gibi neodimyum mıknatıslar ısındıklarında özelliklerini kaybediyorlar. Soğuduklarında ise bir daha eski güçlerine dönemiyorlar. Yani buradaki mıknatısın gücünün kaybolmaması için ve buradaki mıknatıslardan maksimum verimi alabilmek için burada kanallar içerisine freze ile bu gördüğünüz rotor mıknatıs derinliği kadar oyularak kanallar içerisine nüdyum mıknatıslar yapıştırılmış durumda. Sadece taşlamayla şuradaki kenarlar Birazcık düzeltilmiş arkadaşlar. Fazla ısı oluşturmayacak şekilde yani buradaki stator kısmına sürtmemesi için böyle bir düzenleme yapılmış durumda. Eğer bu mıknatısları kaynak ile buraya tutturursanız tabii ki jeneratörünüz çalışabilir. Tamamen manyetik özelliğini bu mıknatıslar kaybetmediği için enerji üretebilir. Ancak manyetik özelliği zayıfladığı için üretilen enerji de buna paralel olarak azalacaktır arkadaşlar. Bu küçük detayı sizlerle paylaşmış olalım. Buradaki rotorumuz olması gerektiği gibi kaynak kullanılmadan reçine yapıştırıcıyla buradaki kanallara yerleştirilmiş durumda. Gördüğünüz bu kanallar ise arkadaşlar CNC freze yardımıyla hesaplanarak divizör ve CNC freze yardımıyla ki tornacı ya da tornacılıkla ilgilenen arkadaşlar varsa, tornacı, frezeci beni takip edenler varsa bunu kolayca hesaplayarak bu kanalları açabilir veya çevrenizde bunu yapabilecek, bölgenizde bunu yapabilecek iyi bir ustanız varsa herhangi bir 3 fazla asekron motorun bu şekilde mıknatıs yuvalarını frezecinize, tornacınıza açtırabilirsiniz. Rotorla ilgili sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani bu detaylara dikkat ediyoruz. Ve mümkün olduğunca arkadaşlar mıknatıslar aşağıya denk gelmesin. Yani buradaki rotor ile buradaki stator arasındaki mesafe ne kadar az olursa yine sistemin verimliliği de o kadar artacaktır. Çünkü siz buradaki manyetik enerjiyi ne kadar bobinlere transfer edebilirseniz o kadar buradaki jeneratörünüz, alternatörünüz güçlü olacaktır. Sırada arkadaşlar ana gövdemiz var. Şöyle uzaktan da gösteriyorum. Bu bildiğiniz yani üç fazlı asenkron motor. Şöyle ışığımı birazcık kaldırayım. Bakın şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Standart 3 fazlı bir asenkron motorun hatta bağlantıları da burada. Yalnız dediğim gibi bobinler tekrardan sarılmış durumdan burada gövdesini görebilirsiniz. Bobinlerde yapılan değişiklik ise bobin telleri standartın üzerinde biraz daha kalınlaştırılıp tur sayıları da biraz daha artırılmış durumdan bu sayede arkadaşlar kalın bobin sayesinde daha fazla akım elde ederken tur sayısının artması ise voltajın yükselmesine neden oluyor. Bu şekilde yaptığımızda ise daha düşük devirlerde daha yüksek akım ve voltaj almış oluyoruz. Ana mantık bu. Yani burayı da modifiye etmeniz gerekiyor. Ha burayı modifiye etmeden rotoru sadece değiştirerek kullanabilir misiniz? Kullanırsınız. Örnek veriyorum. Bu 500 devirde maksimum performans verirken sizin yaptığınız 750 devirde verir veya daha iyi bobinleri daha iyi senkronize ederseniz örneğin 300 devirde daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Ancak benim elimde kullandığım mevcut alternatör 3 kW ve 500 devirde maksimum performansını veriyor arkadaşlar. Son olarak hazırladığımız bu rotoru alternatör içerisine yerleştireceğiz. Bu şekilde yuvasına yerleştirip kapattıktan sonra çalıştırarak ürettiği enerjiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk testimize geçebiliriz. Ben alternatörü toparladıktan sonra toparlanmış haliyle sizlerle olacağım. Alternatörümüzün arka kapağını kapattık. Şu an ön tarafını görüyorsunuz arkadaşlar. Ön kapağı kapatacağım. Burada sizlere göstermek istediğim biraz önce bahsettiğim olay. Bakın buradaki mıknatıslarımız buradaki stator blokları üzerine neredeyse temas edercesine oldukça yakın geçiyor. Yani çok milimetrik bir boşluk var arkadaşlar. Bu alternatörü diğerlerinden üstün kılan diyeyim, daha doğrusu diğer el yapımı alternatörlerden üstün kılan özelliklerinden bir tanesi yine burada da reçine kullanılması neodim mıknatısların verimliliğini artırıyor arkadaşlar. Şimdi ön kapağımızı da yine buradaki rulman üzerine monte edeceğiz ve ana gövdeye sabitledikten sonra son şeklini sizlerle paylaşalım. Burada bulunan 3 adet vidayı dengeli bir şekilde çevirerek arkadaşlar rulmanın yuvasına düzgün yerleşmesini sağlıyorum ve motora herhangi bir darbe uygulamadan Sağlıklı bir şekilde yatakların yerine oturmasını sağlıyorum arkadaşlar. Burada önemli olan dediğim gibi, özellikle karşılıklı vidaları çok dengeli çevirmelisiniz. Yani bir tur bunu sıktıysanız, bir tur bunu, bir tur bunu şeklinde kapağın düzgünce yerine oturmasını sağlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken noktalardan bir tanesi burada. Ama e, asıl iş burada tamamen frezeci ve tornacıya düşüyor. Eğer düzgün bir şekilde buradaki rotor kısmını hazırladıysa her şey zaten yerine oturacaktır. Alternatörü toparladım ve çalışmayı hazır hale getirdim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Çıkışlarımızı buradan görebilirsiniz. Şöyle boştayken elimizle çevirebiliyoruz. Yani çok fazla bir zorlanma yapmıyor. Ancak buradan çektiğiniz yüke bağlı olarak buradaki milde bir direnç uyguluyor arkadaşlar. Bu gayet normal bir şey. Çünkü ne kadar yük çekerseniz burada ortaya çıkacak direnç de o kadar artacaktır. İsterseniz testlerimize geçelim. İlk olarak bir lamba bağlayacağım ve elimle çevirerek lambayı yakmaya çalışacağım. Arkadaşlar burada toplamda 3 adet çıkışımız var. Çıkışları burada görebilirsiniz. Her biri 1000 Watt toplam 3 kW'lık enerjiyi buradan alabiliyoruz. Ve ben sadece birinci bobini yani birinci çıkışı kullandım. Şimdi bu çıkışı üzerinden lamba bağlantılarını gerçekleştirelim ve küçük bir test yapacağız. Test işlemi için lamba bağlantısını oluşturdum. Şöyle gösteriyorum bakın. Buradan lambamıza bağlı. Lamba olarak ise 220 volt 100 wattlık bir tane akkor filaman bir lamba kullanacağım. Özellikle bunu kullanıyorum. Çünkü led lambalar daha az güç çekeceği için kolayca yanacaktır. Önce elimle çevireceğim arkadaşlar. Bakalım lambamızdan bir ışık alabilecek miyiz? İlk olarak elimle çeviriyorum arkadaşlar. Şöyle lambamı görebilirsiniz. Bakın Elimle döndürdüğümde dahi lambamın yandığını görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya bir tane şarjlı matkap bağlayacağım. Çok fazla güç uygulamayacağım. Çünkü çok az bir güçte bile bunun yanabildiğini, enerji üretebildiğini görmenizi istiyorum. Hemen şuradan Artık çalışmaya hazır arkadaşlar. Gelin şimdi güç verelim ve bakalım lambamız nasıl yanacak. Hemen testime başlıyorum arkadaşlar. Şöyle gösterelim tekrardan bakın. Alt devirlerde dahi lambamız güzel bir şekilde yanıyor. Şimdi şarjı tornavidamı bir üst kademeye geçiriyorum ve bu şekilde test edeceğiz. Şimdi tekrar test ediyoruz arkadaşlar. Daha net bir şekilde yandığını görebilirsiniz. Tekrar yapıyorum aynı işlemi. Gördüğünüz gibi gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. İsterseniz çıkışlardaki gerilimi ve frekansı ölçerek devam edelim. Elimdeki şarjlı matkabın gücü çok fazla olmadığı için yükü boşa çıkarttım arkadaşlar. Buralardan çıkışımı alıyorum. Ardından ...birlikte ölçü aleti üzerinden frekans ve voltaj bilgilerine bakacağız. Ölçüm yapmaya hazırım. Ölçü aletimi otomatik moduna aldım arkadaşlar. Şimdi alternatörümüzü çalıştırarak başlıyoruz. Şöyle... ...174 volt oldukça düşük devirlerde bile iyi sonuç alıyor. 50 Hz'de yaklaşık 220 voltu rahatça veriyor arkadaşlar. 60 Hz'de 225 volt. 50 Hz'de de 200 volt yanlış söyledim. Bunlar oldukça iyi değerler. Şimdilik bu noktada sonlandıracağım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için videoma gelecek ilginin durumuna göre hareket edeceğim. Eğer sizlerden ilgi gelirse bu tarz projelerin devamı gelecek. Alternatörle farklı videolar, farklı projeler yapacağım. Şimdilik hoşçakalın. Destek olmak için abone olmayı ve videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın.